Ahmet Bal ben. Öğretim görevlisiyim. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda. Yapı ve deprem mühendisliği ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Şimdi size kısaca depremle ilgili genel deprem parametreleri ve bunun yapılara etkisi konusunda kısaca bilgiler vereceğim. Şu an ekranda gördüğünüz harita depremlerin dünya üzerindeki yoğunluğunu gösteriyor. Depremle ilgili bildiğimiz en temel konu levha tektoniğine dayanıyor. Dünyada 6 tane büyük levha var ve bu levhalar birbirlerine termodinamik etkilerle sürekli temas halindeler ve depremler aslında bu sebeple oluşuyor. Depremler engellenebilir bir şey değil. Depremler genel manada dünyanın nefes alması gibi düşünebilirsiniz. Depremlerin yoğun olduğu yerler aslında dünyanın en güzel yerleri diye de tarif edebiliriz. En güzel bitki örtüsü, en güzel doğa aslında buralarda var. Gördüğünüz gibi kırmızı olan bölgeler depremin yoğun olduğu yerler. Ve dünya haritasında baktığımızda Türkiye'nin tamamen kırmızı, Japonya'nın tamamen kırmızı ve Amerika'nın bir bölümünün tamamen kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Ve depremlerin buralarda yoğun etkiler doğurduğunu görüyoruz. Yine depremlerde son 100 yılda olan dünyadaki büyük depremler var. San Francisco depremi, Büyük Kanto depremi, Büyük Erzincan depremi Türkiye'de meydana gelen ve buradaki can kayıplarımız var. Esasında depremle ilgili bilinmesi gereken en temel konu depremin öldürmediği, binaların insanlara zarar verdiği. Bunun sebebi de aslında şöyle açıklanabilir. Deprem bir ivme hareketidir. Yani ivmeden dolayı yapılarınız zarar görür. Ve fiziğin en temel kuralına göre çalışır. Yani F eşittir M çarpı A. Depremde kütleniz fazlaysa gelen ivmeden dolayı daha fazla deprem kuvvetine maruz kalırsınız. Şu an ekranda gördüğünüz görüntüler değişik depremlerin ivme kayıtlarıdır. Ve bizim için depremin büyüklüğünden ziyade yapı mühendisleri, yapı ve deprem mühendisleri için önemli olan kısım binaya uyguladıkları ivme değerleridir. Bu ivme değerini bir arabada giderken fren yapmanız ya da tamamen hızlanmanızla aynı şekilde düşünebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz 1999 Kocaeli depreminin ivme kaydı. Binalarımız da nasıl araba içerisinde giderken aniden frene bastığınızda bir üzerinizde ivme hissediyorsanız binalarınız da aslında aynı etkiye maruz kalıyor. Dolayısıyla yapıları ne kadar ağır yaparsanız depremden o kadar fazla etkileniyorsunuz. Depremin büyüklüğüyle ilgili parametreler gerçekten çok önemli değil. Burada önemli olan asıl ivme değerleri. Şu an Türkiye AFAD tarafından hazırlanmış Türkiye deprem tehlike haritasını görüyorsunuz. Bu haritanın üzerinde kırmızının yoğun olduğu bölgeler aslında bizim ana fay hatlarımızı gösteriyor. Bu Kuzey Anadolu fay hattı, burada gördüğünüz Doğu Anadolu fay hattı ve Ege bölgesindeki birbirini takip eden birçok fayı, Hos ve Graben yapısını görüyorsunuz aslında. Buralar depremlerin yoğun olduğu bölgeler. AFAD çok zahmetli bir çalışma sonrasında Türkiye'de bulunan tüm arsalara ait ivme değerlerini ortaya koydu. Ve beklenen depremlerin ivmeleri buralarda net bir şekilde belli. Şu anda Tekirdağ üzerindeki ivme bölgelerini görüyorsunuz ve yoğunlaşan fay haritasını görüyorsunuz. Son 28 yılda ülkemizde olan büyük depremler şu an ekranda görebiliyorsunuz. Erzincan depreminden Van depremine kadar, Bodrum Kos depremine kadar ve en son yaşadığımız Elazığ depremi ve İzmir depremi. Bu depremler magnitüt büyüklükleri değişken olmakla beraber aslında ürettikleri ivmeler çok yüksek ivmeler, tabi bazıları yüksek mertebelerde ancak yapısal hasarlara oluşmaması için belli düzeyde kalabilen ivmeler oluyor. Burada yapı mühendisliğinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu gözlediğimiz binalardaki hataları ben buraya yazdım. Zayıf malzeme özellikleri, yetersiz boyutlar, kısa kolonlar, kısa kirişler, bomba katlar gibi. Ve bu sebeple de oluşan yapısal hasarların ilgili depremlerdeki fotoğraflarını görüyorsunuz. Özellikle yapılarınızın altında ticari alanların bulunması,
Kısa kolon dediğimiz, burada ekranda gördüğünüz etkilerin meydana gelmesi gözlemlediğimiz hasar düzeylerini gittikçe arttırıyor. Bakın yine Adapazarı depreminde çekilmiş olan bazı fotoğraflar var. Yani yapılarınızın altında ticari alan oluşması, dükkan bulunması bu aslında yapının rigidliğini azalttığı için yumuşak kat diye tarif ettiğimiz hocalarımızın bomba kat diye tarif ettiği durumları yaşıyoruz. Aslında depremde en önemli konu düzenli bir taşıyıcı sisteminizin olması. Yani yapılarınıza baktığınızda düzenli bir taşıyıcı sistemin olması lazım. Yapıyı ne kadar düzensiz hale getirirseniz depremden o kadar fazla etkilenirsiniz. Ancak bina sahibi olmak bu işin çözümü değil. Şehirdeki tüm binaların deprem güvenliğine sahip olması gerekir. Çünkü depreme ne zaman nerede yakalanacağımız belli değildir. Şimdi insan ömrü 70-90 yıl, bina ömrü 40 ila 100 yıl. Ama önemli bir depremin oluşum periyodu 30 yıl ila 2000 yıl arasında değişiyor. Dolayısıyla iyimser bir insansanız bu periyodun içerisinde depreme maruz kalmayacağınızı düşünebilirsiniz. Bu da zaten bizi bilim insanlarına en çok zorlayan konu. Dolayısıyla bu sebeple depremle savaşmak çok inandırıcı olmuyor ve bunun için geliştirdiğimiz çözümler de aslında havada kalıyor. Bakın burada performans matrisini görüyoruz. Bu olabilen depremlere dikkat ederseniz herhangi bir büyüklük kavramıyla ifade edilmeden sık deprem, ara sıra deprem, nadir deprem gibi tanımlamalar yapıyoruz. Ve yapıların bu depremlerde tamamıyla kullanılabilir, can güvenliği ve göçme güvenliği gibi performanslar yüklüyoruz. Bu performans düzeyleri yapıların tipine göre değişiyor. Örneğin konutlardaki performans, beklenen performansla kritik işlevdeki yani hastanelerde ve önemli yapılarda aynı olmuyor. Hastanelerin büyük depremlerde de faaliyette kalması çok önemli bir konu. Ve bu aslında şehirdeki tüm binaların deprem güvenliğini yoğun bir şekilde inceliyor. Yine bu fotoğrafta aslında bakın binaların bitişik nizamla ilgili bir problemi görüyorsunuz. Bu Japonya'da Tokyo'nun Ginza bölgesinde çekilmiş bir fotoğraf. Burada bakın binaların arasında boşluklar yapılmış. Bu çekiçleme etkisi dediğimiz etkiyi azaltmak için aslında yapıların her birinin birbirinden ayrı yapılması en doğrusu. Peki buna karşı neler yapıyoruz? Buna karşı aslında teknolojiler gelişiyor depremle ilgili. Amerika, Japonya, Yeni Zelanda ve İtalya'da önemli çalışmalar yürütülüyor. Bunların tabii en önemlisi aslında depremle ilgili şehirdeki güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konular. Örneğin bu fotoğrafta Japonya'da sadece deprem anında kullanılacak olan yolları görüyorsunuz. Bu balık işaretinin olduğu hiçbir yere Japon sürücüler buraları kullanmıyor. Bu sadece deprem anında yardım amaçlı kullanılacak yolları gösteriliyor. Ve bu yollara komşu olan tüm yapıların bir şekilde güvenilirliği sağlanmış durumda. Yine geliştirilen önemli çözümler var, sönümleyiciler var depremle ilgili. Mevcut yapılarınızı da bununla ifade edebiliyoruz. Bakın bu gördüğünüz İstanbul Teknik Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nün birlikte yürüttüğü bir çalışma. Bu çalışmada deprem sönümleyicilerle ilgili saha çalışması ve uygulamalarını görüyorsunuz. Ekranda izlediğiniz görüntüler. Şu an izlediğiniz sönümleyicisiz bir yapının davranışını gösteriyor. Ve sönümleyicilerin takviyesinden sonra yapı güvenliğinin temini sağlanıyor. Üst ve alt arasındaki hareket farklılığından zaten hissedebiliyorsunuz bu durumu. Ve bununla ilgili okullara uyarlanmasıyla ilgili önemli bir proje. Bir başka depremlerle ilgili yaşayacağımız sorun özellikle kıyı şeridi çok fazla olan ülkemizde tsunami. Eskiden tsunaminin sadece okyanuslarda olduğu düşünülürdü. Fakat bu gördüğünüz, şu an ekranda gördüğünüz fotoğraflar Değirmendere'den, 1999 Değirmendere'den çekilmiş fotoğraflar. Ve tsunaminin yapılara zarar verdiğini görebiliyoruz. Yine bu riskleri azaltabilmek için
Namık Kemal Üniversitesi'nde yapı laboratuvarında geliştirdiğimiz yüzen betonlar var ve tsunami'ye karşı bunların kullanılmasıyla ilgili projeler var. Bu yine 80 megapaskallık dayanıma ulaşan bir reaktif pudra betonuyla geliştirilmiş hafif beton, yüzen bir kano. Bu yapıların deprem anında yüzüp etkilerinin azaltılmasıyla ilgili yürütülen bir proje. Yine bu konuyla ilgili yine üniversitemizde gerçekleştirilen örnek yapı modellerini görüyorsunuz şu anda. Kısaca yapı tiplerinde görülen hasarları da göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz yığma bir yapıda oluşan hasar biçimi. Yığma binaların duvarlarında bu şekilde çatlaklar görebilirsiniz. Bu kerpiç bir binadan çekilmiş fotoğraflar. Bunlar yine Elazığ depreminde yığma binalarda oluşmuş hasar biçimleri. Ancak yığma binalarda da doğru yapılırsa, bakın bu fotoğrafta olduğu gibi örneğin duvarların kenetli yapılması hasarları minimum düzeye indiriyor. Yine 1930'lu yıllarda Elazığ'da yapılmış bir ilkokul ve 1930'lu yıllarda yapılmasına rağmen hiçbir hasar olmadan depremi atlatmış durumda. Burası başka bir okul. Bakın duvarlarla kirişler arasında bu şekilde çatlaklar ya da ayrılmalar görebilirsiniz. Bu sizi korkutmasın. Bu genel bir yapısal hasar anlamına gelmez. Yine dolgu duvarlarınız taşıyıcı değil. Bunlarda bazı hasarların olması büyük depremlerde beklenen şeyler. Yine bakın bu fotoğrafta da dolgu duvarlardaki hasarları görüyorsunuz. Bu bir hastane binası. Burada da kısa kolon oluşumundan kaynaklanan hasarları görebiliyoruz. Yine duvarlarınızda bu tip hasarların olması sizi korkutmamalı. Ama depremin boyutu arttıkça aslında bu hasarlar da artarak belli noktalara ulaşacak seviyede. Elazığ Şehir Hastanesi'nin fotoğrafını görüyorsunuz. Bu yapıda herhangi bir hasar yok. Hatta depremi hissetmediği durumu söz konusu. Bakın deprem sönümleyicilerinin kullanıldığı bir yapı örneği. Dolayısıyla yapılarımızın depremde yıkılması bizim kaderimiz değil. Yapılarınızın mühendislik hizmeti alıp almadığını ve yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını yapı ve deprem mühendislerine kontrol ettirerek güvende kalabiliriz deprem sırasında.